Evet, o zaman Volkan hocam başlayalım yayına. Ne dersin? Haydi. Güzel diyorlar. Evet, bu güzel cumartesi akşamına ben de oradan köpüleme yaparak başlayayım. Woody Talks'un 40. bölümüne hep beraber hoş geldik sevgili Volkan hocam. Dile kolay, 40 bölüm olmuş. Bugün olacak 40 bölüm bitireceğiz. İyi gidiyor. Yayınımız iyi gidiyor yayınlarımız. İyi 40 gidiyor. bölüm göz açıp kapayana kadar geçti. Çok güzel hizmetlerde bulunduk dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Güzel konular anlattık. Bugün yeniden dev bir hizmetle karşı karşıyayız. Karşılarındayız. Hem karşı karşıyayız hem de Hem de karşılarındayız. karşı. Çok değişik bir durumdayız. Bugünkü konumuz toksik ilişkiler. Şimdi biz senle biliyorsun Volkan hocam, dinleyicimize faydalı olabileceğimiz konuları seçerken kendi uzmanlık alanlarımıza da odaklanıyoruz. Evet. Evlenme, boşanma, flört, İlişkicilik, farkındalık gibi konularda onlara fikirlerimizi paylaşıyoruz. Bu alanlarda tecrübemiz olduğu için. Şimdi bu konuda bizim Abi seninle bir iyi saniye. oluruz. Şu Clubhouse'da benim sesimi kısan moderatör kimse lütfen kısmasın arkadaşlar. Arkadaşlar Clubhouse'da benim sesimi kısmayın. Hangi moderatör kısıyorsa. Otomatik kısılıyor olabilir. Bu kadar kısmaz biri. O zaman otomatik nasıl? Konuşmayınca mı kısılıyor? Aynen Ben konuşmayınca gidiyor. falan yapayım o zaman. Olabilir, olabilir. Neyse bu ilk Clubhouse şeyi olacak. Clubhouse'daki adımız da Body Talks. Oradan bulabilirsin. Şu an canlı yayın devam ediyor. Gonca seni de Instagram'a bekliyoruz. Instagram yayınlarına daha sık katılmalısın. Seni de Clubhouse'da görüyorum şu anda. Gül geldi. Elif bizi arıyormuş. Elif bulur bizi birazdan. Evet biz Volkan hocam yayınımıza başlayalım. Toksik ilişkiler dedik. Bizim Haydi. uzmanlık alanımız dedik. Bugün izleyen çok kazanacak. Hayatındaki toksik ilişkilerden arınıp mis gibi berrak, tertemiz bu gece yoluna O. devam edecek. Evet, O herkes zaman bunu yazsın. içiyorum. 20 Şubat 2021 hayatınızda yeni bir dönüm noktası olacak arkadaşlar. Şu an bu canlı izleyen 2000 kişi çok şanslı. İki. Onların hayatı hemen değişecek. 21K çok şanslı şu anda. Çok şanslı, çok şanslı. Evet Volkan hocam, toksik ilişki nedir? Toksik ilişkiye örnekler nelerdir? Örnek. Benim çok toksik ilişkim oldu diyebilirim. Oldu. Oldu. Abi sen toksik ilişkiyi bir açıkla güzelce. Şöyle bir Tamam. kafamız berraklaşsın. Sonra üstüne Berraklaşsın. güzelce yorum yapalım. Tamam. Volkan hocam ben toksik ilişkiyi yine en basit, en yalın haliyle anlatacağım. Temel düzeyde yine yayınlarımız hazır. Kağıtlarımızın hepsi hazır burada. Çok basit haliyle temel düzeyde kendinizi daha iyi değil de daha kötü hissettiren her ilişki toksiktir denmiş. Ben de bu tanımıyla kullanmak istiyorum. Temel haliyle seni iyi hissettirmeyen, daha da kötü hissettiren bile deme, seni iyi hissettirmeyen her ilişki toksik Kesinlikle ben de buna katılıyorum abi. Basit haliyle bunu söyleyelim. Biz bütün bu ilişkileri bugün değerlendireceğiz. Senin de değerlendirmeni isteyeceğiz. Ve bu ilişkilerdeki alman gereken aksiyonları tek tek anlatacağız. Şimdi toksik ilişkiler, Volkan hocam, sadece romantik hayatta olmuyor. Yani hayatındaki insan toksik olmuyor. Normal gündelik hayatında da, iş arkadaşlarında da, sosyal arkadaşlarında da böyle toksik insanlar çok oluyor. Evet. Ailede oluyor. Mesela zor konulardan bir tanesi aile. Aileyi de konuşacağız. Ailede de Neden? var değil mi abi? Var, var, Akrabalar var. var özellikle. Çok var ya. Zaten biliyorsun Ama biz Body Talks dayılar, olarak dayılar, enişteler, halalar, erkekler için teyzeler, hepsi toksik. Ya çoğu toksik bunlar ya. Bunlar... enişteler. Bugün dikkat edin akraba falan gidebilir. Bugün çok arkadaşlıklar bitecek yine. Body Talks bitirecek. Arkadaşlara dikkatli olun Bugün arkadaşlar. sert Öyle. girelim abi. Dozumuz yüksek olsun bugün. Yeter Aynen. artık. Kaç Sonra. bölümdür yani. Aman efendim böyle de olur. Yaman efendim şöyle de olur. Yeter ya. Evet. Bugün birkaç eniştenin kellesi gitsin gerekiyorsa Biz ya. enişte hiç sevmem bak. Evet abi enişte sen kimsin de yorum yapıyorsun her konuya ya. Enişte kiminle iyiydi? Ya enişte Volkan hocam birinin kocası da Genel bir kavram değil mi abi Aynen. Ya enişte? birinin kocasını gördün mü kim olduğunu bilmiyorsan enişte diyor. Benim öyle Bir de soruyorlar. son dönemde biliyorsun Doblolulara çok enişte deniyor. Orada ben seviyorum bu şakayı da. Evet. Doblo'ya Evet. binenlerin Doblolar hepsine işte. enişte deniyor. Onların tişörtleri oluyor çizgili. Evet çizgili. Hayata karşı kişisel gelişime tamamen kapalıyım Güzel tişörtü. Ben o tişörtü çok seviyorum ya. Kişisel gelişime tişört. tamamen kapalıyım. Evet abi. Enişte Evet. diyordun.
Enişte diyorduk. Bugün birkaç akrabanın, birkaç arkadaşın artık ilişkideki son günleri sevgili arkadaşlar. Bunlarla olan ilişkilerinizi bitireceksiniz. Bazılarıyla da çok sınırlı hale getireceksiniz. Şimdi bir toksik ilişkinin belirtisi nedir Volkan Hocam? Nasıl anlarsın Nedir? bu ilişkinin toksik olduğunu? Ben tek tek maddeleri sayayım sonra tartışalım. Şimdi çok güzel bir başlangıçla girmek istiyorum ben bu konuya. Bir ilişkinin toksik olup olmadığını sadece sen belirleyebilirsin. Evet. Kim Bu çok belirleyecek abi güzel. zaten? Ya işte bu çevrendeki insanlara diyor ya mesela işte Volkan'la görüşme sana zarar veriyor. Ahmet'le görüşme Ha, sana zarar veriyor. yok. Bir ilişkinin seni rahatsız edip etmediğini sen karar verebilirsin. Daha doğrusu biz bugün size bunun yöntemini de anlatacağız. Zaten senin bedenin senin beyninden önce buna karar veriyor. Nasıl yani? Ne demek o? Yani rahatsız Salgı oluyor. mı Kişi salgılıyor yani? yok Hormon mu yok salgılıyor? o kişiyle görüşmek sana ağırlık hissettiriyor. İyi Hafif gelmiyor değil gelmiyor. mi? Tabii o bizim hafiflik şeyimiz var ya. Yani canın istemiyor zaten onunla görüşmeyi. Beden bununla ilgili sinyalini veriyor. Bu akşam bitirdim. Ki, neden bit ne bitirdin bu akşam? NSLH Namil. Ailede toksik ilişki oluyor. Evet, kesinlikle Biter. oluyor. Bitirecek. Şimdi Volkan Hocam, toksik ilişkinin belirtilerini daha inceliğe girecek olursan, ben sana maddeleri sayayım. Evet, Toksik say ilişki abi. belirtileri. Ben madde severim. Aldığından fazlasını veriyorsun. Bu da seni değersiz ve tükenmiş hissettiriyor. Çok kötü. Çok Evlilik kötü. mi? Bugün bitirmiş evliliğini. Olabilir. Toksik bir evlilikse, eğer sen de bu evlilikte aldığından fazlasını veriyorsun, bu da seni değersiz ve tükenmiş hissettiriyorsa toksiktir. Biz ilişkilerin genelinde biliyorsunuz win-win ilişkisini hep savunuruz. Bu da bazen başta vahşi gelir. Yine yankı yapıyor ya Volkan. Abi Sana bir geliyor şey mu yankı? değiştirmedim ki. Tamam bu Clubhouse kapatalım mı? Zaten şu an 4-5 kişi var. Tamam, kapatalım abi. Hadi kapatalım buradan çıkalım. Şu an yayındaki kazanımlar daha önemli. Bitirince açarız orayı geri. Bitirince Tamam. oraya after party'ye gideriz bugün. Hadi öyle yapalım. Heh, çiçek gibi olduk bak. Evet, bu win-win temelli ilişkileri savunuruz biz. Bu da başta çok sert gelmesine rağmen aslında sağlıklı olan budur. Ne diyor bak? Aldığından fazlasını veriyorsun. Bu da seni değersiz ve tükenmiş hissettiriyor. İnsanlar bütün ilişkilerin temelinde bir şey verirken bir şey de alması gerekir ki bu ilişki sağlıklı bir şekilde devam etsin. Ama toksik ilişkilerde bu olmaz. Bu insanlar alır. Yani senden götürür, enerjinden götürür. Hepsini götürür. İhtiyaçların karşılanmamış hissedersin bu ilişkiye girdiğinde. Zamanla benlik saygında bir zarar hissedersin. Yayına başlamadan önce konuştuğumuz konu, bazen insanları fazla tolere etmek benlik saygına zarar verir. Etmemek lazım. Bugün biz bunu anlatacağız. Etmeyin. Böyle insanları tolere etmeyin. Bu Evet. anlayış, hoşgörü gibi değil. Sana zarar veriyorsa etme. Çünkü ileride senin benlik saygına da zarar verecek bu konu. Desteklenmemiş, yanlış anlaşılmış, saldırıya uğramış hissedersin daha ilerleyen boyutlarında. Geçen de çok uzun bir yayına katıldım ben. Narsistlerin mağdurları. Ya dernek kursan kurulur bu konu hocam. 300-400 kişi vardı. Biz diyor narsist mağduruyuz diyor. Valla Kurun abi bir tane. yani kursunlar. Ben narsistlerden mağdur olmadım. En son bir tane psikolog dedi. Arkadaşlar dedi narsistlerin dedi. Neden sizde olduğunu da tedavi etmeniz lazım dedi. Aa evet doğru abi sen niye Çünkü çekiyorsun ki onu değil mi? evet. Çok güzel bir nokta söyledi. Buradan bu kazanımı da cebine koysun herkes. Narsist Volkan Hocam beslenemediği yerde durmazmış. Bakteri gibi. Vay be. Yani sen narsisti beslemezsen o zaten o ilişki içerisinde kalmaz. Gidermiş. Yoluna bakarmış. Bir diğer madde bu kişiyle temas ettikten sonra, iletişime geçtikten sonra kendinizi depresif, kızgın ve yorgun hissedersiniz. Bu işte bedenin ağır hissetmesi diyoruz ya. Yani sizin toksik ilişkileriniz aslında düşünceleriniz kadar bedeniniz de size işaret ediyor hangi ilişkinin toksik olduğunu. Bak çok güzel bir nokta Volkan Hocam. Bunu herkesin düşünmesini istiyorum. Birbirinizin kötü, en kötüsünü ortaya çıkarırsınız. Örneğin rekabetçi arkadaşınız sizin için zevkli olmayan kin temelli bir rekabet serisi ortaya çıkarır. Sen o kişinin yanında iyi halin değilsindir. Yani sendeki iyi yönü ortaya çıkarmıyor, sendeki kötü yönü ortaya çıkarıyor. Normalde sahip olmadığın bir ortalamaya doğru çekiyor seni ortalamanın altına. Öf, vallahi Rekabet yüreğim olabilir. daraldı ya. Daha konuşurken bile daraldık. 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 Onları bak yine bunu da çok yapıyoruz. Ben de yaptım. Hatalarımı bugün itiraf edeceğim ben. O konuşacağım. Öyle Ben mi? diyeceğim bu tabii. Onları neşelendirmek için çok zaman ve duygusal güç harcarsınız.
Aa. Ben de olmuyor bu pek. Sen de olmuyor, evet. Sen birini nefrendirmek için uğraşmazsın. Ya ben de çok uğraşıyorum diyemem. Şimdi ben de kendimi almadım diye. Ben de şimdi bir yayın yapıyorum diye havalara girmeyeyim yani. Ben de ay canım senin neyin var falan. Öyle çok sohbetçi biri değilim. Abi Ama or şunu ben şeyde çok görüyorum bak. Kadınlarda çok görüyorum bu örneği. Yani bir Evet abi. arkadaşın çok seviyor. İşte uzun süredir de arkadaş oluyor onunla. İşte daha liseden, işte çocukluk döneminden beri. Onu öyle bir şekilde öyle hüzünlü halini, melankolik halini kabullenmiş oluyor. Ve diyor ki o da öyledir deyip onu yıllar boyunca işte neşelendirmeye, onu daha iyi hissettirmek için böyle aşkım aşkım diyorlar ya birbirlerine böyle Evet. kadınlar. Aynen. Bak o ilişki onlarda çok görüyorum ben bunu. Evet. Bir de burada şey oluyor Volkan Hocam. Bu kişiler de senin dediğin gibi bu kurban modunu sevdikleri için narsist örneğindeki gibi bu karşısındaki kişilerden besleniyorlar. Tabii o da ona iyi geldiğini düşünüyor. Ona da Tabii. terapi gibi geliyor bu Tabii, durum tabii, tabii. aslında. Ya yani mesela şöyle düşün. Hep geliyor. Bu çevremizde çok örnektir benim, bizim. Abi ben ilişkimde mutsuzum. İyi, tamam yani sen bunu 20. kez anlatıyorsun, mutsuzsun. Ayrıl o zaman bu ilişkiden. Abi Ayrılamıyor işte, da. abi şöyle oldu, böyle oldu. Şimdi bu adam zaten bu sohbetten besleniyor. Yani bu sohbetin amacı, sevgili dinleyiciler, çok önemli bir kazanım geliyor. Bu sohbetin amacı bu soruna bir çözüm bulmak değil. O konucu. Evet, ne? Sorunu tekrar konuşup o kişinin kurban modunu sahiplenmenizi istemesi. Ya Değil sen geliyorsun bana aynen. Ha Doğan hocam ben yine işlerim çok kötü. Bak bizim sektörde de mesela çok var. Abi işler çok kötü. mi? Abi kötüyse ya işini değiştir ya başka bir şey yap değil mi yani? Her Aynen seferin öyle. her rakı masasında bunu bana anlatıp durma artık ya. Durma. İşim kötü, eşim kötü. 20 yıllık evlisin, 20 yıldır aynı işi yapıyorsun. Ne anladık o zaman biz bu işten ya? Neyi kötü bunun yani? Kötüyse içinden kurtulmak için de bir şey yapmamışsın bu durumdan. Yapmamışsın ama İyiye zaten çevirmek için de bir şey yapmamışsın. Sana bununla ilgili tavsiye vermişiz zamanında ilk dinlemelerimizde de. 40 kere dinlemeden önce. Bak şöyle yaparsan daha iyi olabilir demişiz. Bizden daha çok fikirlerine değer verdiğin insanlar da eminim başka bir şeyler de söylemiştir. Onları da dinlememişsin. Seçmişsin kendine bu kurban modunu. Bununla da mutlusun yani aslında yine onun seçimi, kendi seçimi. kesinlikle. Temel olarak bilmeniz gereken şey şu. Bu arkadaşınız size geldiğinde bu arkadaşın amacı sorunu çözmek değil. Tamam mı? Bu yayından cebinize koyacağınız unsur bu. Bu arkadaşınızın bu sorununu dinleyerek de ona iyilik de yapmıyorsunuz arkadaşlar. Ha bu da size bununla ilgili ikinci mesajımız olsun. Siz onun o kurban modunu beslediğiniz için o da daha fazla kişiye gidip daha fazla dert anlatıyor. Gidiyor evliliğindeki mutsuzluğu bu sefer 20 kişiye anlatıyor. Çünkü insanlarla iletişimi o şekilde kurduğunu, o şekilde iletişimde başarılı olduğunu düşünüyor. O kişiye de iyilik yapmıyorsunuz. Ama bugünkü mesajımız şu. Bu tür insanların gelip sana bu enerjilerini verip seni düşürmelerine izin verme. Volkan Hocam güzel bir örnek ver. Mesela masalarda çok olur. Bu biri gelir. Senin canın niye sıkkın? Çok sık görüyorsun bunu Volkan Hocam. Çok Mesela o der görüyorum. ki bir şeyim yok. Ya anlat istersen biraz rahatlarsın. Bu tür şeylere girmeyelim. Masalarda da girilmesin. Bizim masamızda böyle şeyler olmasın abi. Ben Abi biz istemiyorum. bu masa şeyini anlattık zaten. Bir daha anlatalım gerekiyorsa da dün Bir daha masada anlatalım. sohbet oturmadan önce sohbet konuları bulalım dedik. Ondan sonra gideceğimiz insanları doğru seçelim mekanında. Ne sipariş vereceğine kadar anlattık yani. Kesinlikle. Ama abi Kesinlikle. bir de şu bunlarda Doğan abi başka gündem de yok. Yok. Yani o masada konuşacak bir şey yok adamın kendi sıkıntılarını anlatmaktan başka. Sana değer katacak, sohbetiyle seni belki eğlendirecek. İlla eğlendirmek zorunda değil yani bir insan sohbetiyle. Ama bir şekilde sohbetin içine dahil olma yönteminde bunu bulmuş kolayına. Çünkü böyle bir Evet. derdini seçtiğinde herkesin şeyidir, ilgisini çeker. Karısıyla Şeker. işte kocasıyla ilgili şikayetini anlattığında değil mi? İşte erkek erkeğe oturuyorsan erkeklerin, kadın kadın oturuyorsan kadınların ilgisini çeker bu durum. İlişkinle ilgili bir yaptığında. Bu kolaya kaçmak biraz. Başka konuşacak bir konunun gündemin olmadı mı? Bununla ilgili ver dozu, ver dozu kafadakiler, masadakiler de kafaları yansın yani. Bizim çok yandı zamanda. Artık sizin yanmasın diye Yanmasın. anlatıyoruz yani. Aynen. Elif alttan çok güzel yorumlar yapıyor Volkan Hocam. Çok sevgili bir dinleyicimiz oldu bizim. Onlar diyor kurban moduna sahiplenir diyor. Biliyorsun 2 haftadır çok değerli katılımlar yapıyor. Ayrıca huzur evinde
bu kişilerle gitmeyelim diyor. Huzur evine hiç gelmeyelim Evet, şunlarla diyor. huzurevine yok asla. Biz onu şimdi çözeceğiz Elif. Huzur evine bırakmayacağız. Şimdi manifesto geliyor. Body Talks manifestosu. Sevgili izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, biraz önce saydığımız bu belirtileri tekrar başlayalım dinleyin bu manifestoyu dinledikten sonra. Bu belirtileri gördüğünüz kişileri arkadaşlar, Body Talks'un manifestosu geliyor. Hayatınızdan çıkarın. Bitti. Nasıl çıkarsın? Çıkarın şu şekilde bir şartlaştırmaya Yallah tazyik mi bakılacak. desin? Ne desin Yallah tazyik, elde böyle. Yallah böyle? tazyik deyip bu kelimeyi kullanarak bu kişileri hayatınızdan çıkarın. Kelime de bu. Kelime bu. Bu kelimenin şöyle bir gücü var. Bak Volkan hocam nasıl eğlendi, rahatladı, deşarj oldu. Bu kelime insanı rahatlatır da. Değil mi Volkan hocam? Yallah Çok tazyik rahatlatır. dedin mi bana? Yallah tazyik abi. Yani bak bütün dertler Allah gitti. tazyik. Bitti. Bir anda gitti ya. Nasıl Gerçekten bunu çıkaracağız söylemek denmiş lazım. sevgili Ali hocam. Kötü Nasıl çıkar? davranabilirsin. Böyle pis Hayır pis hayır. tükürsün. Yok yok Volkan hocam. Ben seninle görüşmek istemiyorum. Bu kadar net ya. Bu Türkiye'de çok böyle bir derin sessizlik yaratıyor. Bak demin hep seninle konuşuyoruz ya. Ben sana ben sen gibi düşünmüyorum deyince insanlar sessizleşiyor. Ya biliyorsun normalde bunu söyleyince de insanlar bir garip karşılıyor. İlk, yani şöyle aslında bugün bunun formülünü anlatacağız biz. Hayatınızdan çıkarın derken bir size yol haritası çizeceğiz. Önce uyarı. Daha sonra bir yazılı uyarı. Sözlü uyarıdan sonra yazılı uyarı. Daha sonra terk. Kurban rolünden çıkmak için ne yapılmalı? Kurban rolüne giren sensen olmaz. Yani kurban rolüne giren insanlar sana dertlerini anlatıyorsa onların dertlerini dinleyip bu konudaki mağduriyetlerini beslemeyeceğiz. Net oldu mu burası? Öyle Bir bir insan. film... Ha, devam abi. Yok sen oku öyle bir film mi varmış? Böyle bir film vardı. Sırf arkadaşlarını kurban modunda görünmek için sevgilisini intihara ikna ediyormuş. Bu Evet, ne be? evet, evet, evet doğru. Ben niye Şimdi bu izlemedim bu filmi? Bu filmin adını bir yazar mısın dediğim ben. Kendini geliştirmeyen arkadaşla sohbet yıllar içinde loop'a giriyor. Evet, girer. girer. Çok güzel katkılar. Hazır pandemi de var. Bu dönemde araya mesafe koymak kolay. Ama Doğan Hoca'nın dediği daha net. Pandemi bitince ne yapacağım bu sefer? Tekrar geri gidersin oraya. Piston aşağı denmiş. Güzel şaka. Ya yakıştı mı Volkan Hoca? Bana mı diyor? Tükürmeye mi? Ben bu konuda Evet. sertim biraz. Doğan kadar şey değilim. Volkan hocam sert ama Volkan hocanın iyi yaptıklarını da anlatacağım ben size birazdan. Bazen Aynı yani evde yaşıyorsak o kişi kardeşimizse akrabacılık. evet. Akrabalığa geleceğiz abi. O zor konulardan bir tanesi. Ama şöyle arkadaşlar, nasıl yapacağız sorusuna ben hep yaklaşımımla gideceğim. Neden yapamıyorsun? Neden olmasın? Yani bir insanla görüşmeme kararı çok mu zor? Veya daha az görüşmenin nesi zor? Akraba kısmını geçelim. Hayatınızda bir arkadaş. Biz şimdi Clubhouse'da sohbet ediyorduk. Dün biz bir arkadaş ortamında bulunduk. Bir korona partisi verdik. Volkan hocam hep beraber. Bu arkadaş ortamında benim oturduğum arkadaşlarımın ortalama tanıma sürem bir senedir ortalaması öyle söyleyeyim. Daha doğrusu ortalamaya vursam bir çıkar. Çok En güzel. eskisi Ali'ydi. Onu işten dolayı tanıyorum. Gerisi hep 2-3 yıllık arkadaşlarım. Bunlar benim yeni hobilerinden edindiğim arkadaşlarım bu arada. Yarınki yayına da pas atayım ben. Çünkü bu en sık ortalaması, en sık görüştüğün 5 kişinin ortalamasındır ya bugünkü yayının mottosu aslında. Öyle girmedik ama bu görüştüğün 5 kişi de seni aşağı çeken kişileri sürekli refresh etmen lazım. Yani yeni insanlarla iletişime geçmek zaten seni taze ve güç tutan bir şey. Diğer taraftan öbür arkadaşını kırma. Onunla da ayda bire düş. 3 ayda Frekans bire atlat. düş. Ondan sonra yılda bire düş. Zaten bir süre sonra o seninle görüşmeyecek. Yani biz bunu yaptık. Biz bunun çalışmasını sizin için yaptık. Bu insanlar hayatınızdan yavaş yavaş kalpleri kırılmadan gidiyorlar. İlk önce yapacağınız şey frekansı düşürmek. Şimdi bunun kararını hep beraber verdik. Öyle değil mi sevgili izleyicilerimiz? Böyle bir insan hayatınızda varsa bununla ilgili aksiyon almanız gerektiği net. Şimdi aksiyona geçmeden önce ben şu davranışları bir sayayım Volkan hocam. Bu insanlar toksik ve sağlıklı davranışlar nelermiş? Bir ilişkinin toksik olup olmadığını belirlemek için hangi davranışlar daha fazla oluyor? Onu da saymışlar madde madde. Deminki belirtilere ek olarak. Toksik ilişkideki davranışlar güvensiz, kıskanç, negatif. Bak mesela bu negatiflikten ben hiçbir ilişkimde bu negatifliği sokmam hayatıma. Ben negatif konuşan insan sevmem. Beni de yıldırdılar ya zamanında çok. Yıldırır ya. Negatif konuşan insanın aşağıya insan bir tane faydasını yazsın izleyicilerden. Ya benim böyle bir arkadaşım vardı. Oğuz Yılmaz'ı isim vermek Allah istemiyorum. isim verme Asım abi ya.
Abi gerçekten yıllarımızı yedi ya bu çocuk. Hem Değil mi? işte hem şeyde mahvetti bizi ya. Bak Çok onlar kötü şeyler geliyor. olacak değil mi? Çok kötü şeyler olacak. Abi Çok kötü. sürekli kötü şeyler olacak, kötü şeyler olacak. Gerçekten bir de o ortamda bulunduğun için yani gerçekten hani inanıyorsun. Sen de bir süre sonra inanmaya başladın. Herhalde olacak diyorsun yani. Hani bu kadar kötü. Ve yine bütün aksilikler de onun başından geliyor da. Hiç Geliyor. kaçamıyor adam hiçbir şeyden yani. Kesinlikle. Vasfiye teyze modu. Ya bu çok kötü şeyler olacak modunda insanlar herkesin hayatında vardır. Herkes aşağı yorumlara yazsın. Bu insanlar ya 2000 bu insanlar kıyameti getiremedi ya. 2000'de geliyordu kıyamet. Şirince'ye geldi ya hepsi. Ya Şirince'ye gel. Maya takvimine göre geliyordu. 2012'dendi. Sonra şey oldu işte. Din demedim, dil dedim. 2021 o dedi. İngilizceyi çevirememişler. 20'yi Evet. şey yapamamışlar. Özgür'den çok güzel yorumlar geldi. İş hayatında çoktur mesela. Çok atılacağız. Ya öyle diye atıldım ben. Kaç defa atıldım ya. Ya şu kötüyü çağırmayın. Herkes atılacak zaten. Çekim konuştukça başına geliyor. Kesinlikle geliyor. Gelir. Gelir Onun bak. da başına O geliyor, senin de başına geliyor yani. senin de başına gelir. Ama bu çok kötü şeyler olacak. Tipler bunların klasik davranışlarıdır. Bak toksik davranışların içerisindedir. Buradan biz bunları net anlayabiliriz. Ben merkezli bencil. Ne dedik? Ben merkezli bencil. Bu ne yapar Volkan Hocam? Sana derdini anlatmaya çalışır sürekli. Bunun bencilliği budur. Bak buradan ders çıkaran da varmış. Negatif konuşan insan şükür sebebimdir diyor. Ya böyle olsaydım diye şükrediyormuş kendine. İşte onun sevgili Zeynep dozunu çok iyi ayarlamak lazım. Karşı tarafı ve kendini negatif bir ortama sürüklememek lazım. Dozu çok önemli onun. Yani şükretmek çok farklı bir şey. Yani hepimizin hayatında olması gereken bir mutluluk kaynağı ama negatif örnek göstererek yapılması bence bir yanlış öğreti. İşte çok gülmeyelim, başımıza bir iş gelir mantığından devam ediyor. Yani negatifle ilgili şükür bilmiyorum tam şükür olur mu? Kötüye kullanım ve saygısızlık denmiş. Kötüye kullanım da yine bak bu çok oluyor. Bugün biz bunu da bitireceğiz masalarda falan. Kötüye kullanıyorlar. Hep kendileri konuşmak istiyor bunlar. Bencillikte de o da var abi. Tabii alkol de işin içine Evet. karışınca bittin yani. Bittin abi. Sürekli onun derdini dinleyelim. Yani ben konuşayım da güzel bir şey anlatayım da yok yani. Hep o anlatıp Yok. dursun yani. Bunun sağlıklı olan iletişim davranışı neymiş? Zaten buradan çok iyi anlayacağız sevgili arkadaşlar. Bir, sevgi doluluk. Ya bizim paralamış sevgi ya Volkan. Bizim paralamış sevgi abi. Biz sevgisiz bir şey sevmiyorum abi ben. Mesela son dönemde sana aldığım bir kararı daha açıklıyorum şu anda. Hadi canım. Hazır mısın bu manifestoma? Hazırım. Bunu sana yapıyorum, diğerlere dinlesin. Ben nefrete böyle sevgisiz söylemler içeren insanlarla da görüşmeyeceğim. Sen bunun canlı şahidi olmuştun son oturmalarımızdan birinde. Yok ben şunu sevmiyorum. Yok ben bu görüşe katılmıyorum. Ya yıldık ya. Bıktık Ya bak ya mesela diyor ki bir arkadaş ya entelektüel kültürlü biri kendi sevdiği insan çok iyi. Sen dese başka bir insan diyorsun. O insan ölsün. Abi bu nasıl bir sevgisizlik ya? Bu nasıl bir tartışma şekli ya? Ya mesela kendi siyasi görüşüyle ilgili çok yaparlar bunu insanlar. Kendi siyasi liderini çok sever. Diğer siyasi liderin hani iyisini kötüsünü tartışmaz. O ölsün. ölmeli. Ölmeli. Mesela sen bu konuda bir şey de söyleyemezsin. Sen onu mu Yo, savunuyorsun? söyleme hakkı. Tabii tabii Ya aynen sen onu öyle. mu savunuyorsun? Dolayısıyla Volkan Hocam ben sana bu kararımı da açıklıyorum. Ben bu tarz insanlarla en azından sohbet edilecek uzun sohbetli ortamlara girmeyeceğim. Çok güzel. Hadi bakalım. Girmiyorsun Uzun uzun süredir zaten. evet uzun sohbetli diyorum ama bak hani kısa sohbetli olur. Aa, Ama merhaba böyle merhaba olur. özellikle de alkollü İçkili ortamlara falan böyle. evet girersem de hani girmeyeceğim diyorum. Girersem de bir kendime bir şey açayım. Ne Kesinlikle yapacağım? bu tarz konularda konuşmak istemediğimi söyleyeceğim. Bunu yaparım bilirsin. Evet. Bu konuyu Ben bu seninle konu konuşmak istemiyorum. aynen bu konuyu ben seninle konuşmak istemiyorum. Lap kapatırım. Çok güzel abi. Vallahi güzel bir karar almışsın. Tebrik ederim. Arkadaşlar ben bunu yaparım. Bu cümleyi size de öğreteyim. Çok kolay. Herkes şu an Öğret kaydını abi. açtı. Tekrar et. Öğretiyorum. Söyle. Ben bu konuyu seninle tartışmak istemiyorum. Bu kadar basit. Bir daha söylüyorum. Bir de Ben bu böyle konuyu bakacaksın mı onu söyledikten sonra tabii. yüzüne? Ben bu konuyu seninle konuşmak istemiyorum. Neden? Nedenim İstemiyorum ya. var abi? Yani İstemiyorum. istemiyorum ya. Kötü bir şey yok. İstemiyorum ya. Senle bu konudaki fikirlerimiz aynı değil. Bu konuyu konuşmak benim enerjimi alıyor. Şimdi bununla ilgili zaten kilit cümleler söyleyeceğiz bu konucam. Yine öğreteceğiz. Nasıl yaklaşacağını. O bizim kilit hissediyorum. Kendi ben dilindeki cümlelerimiz var ya. Onları da bugün Evet. öğreteceğiz. Sevilay Tamam. takipte kal. Bu cümleleri de öğreteceğiz. Tamam mı? Şimdi sevgili İzleyicilerimiz ve Volkan Hocam. Bu toksik kişileri tanıdık mı abi biz?
Abi toksik kişileri çok net tanıdık bence. Zaten herkesin hayatında fazlaca var. Biz burada anlatıyoruz ya, herkes şey diyor. Ha bak şu. Ha bak şu. Ha bak bu. Geçen şu masada aynı şey olmuştu diye. Hepsi hatıraları canlandı bence. Canlandı. Aynen. Evet, şimdi burada ben birkaç notumu okuyayım. Bazı Çok abi. insanlar etrafta olmak için zehirlidir denmiş. Bunlar benim çalışmalardaki notlarım. Sürekli şikayet etme, eleştirel sözler ve genel olarak olumsuz gibi olumsuz davranışlarla enerjini tüketirler. Yani bu insanların ortamdaki olma şeyleri budur, enerjileri. Sürekli başkalarıyla tartışırlar. Bak ben böyle insanı da sevmiyorum abi. Tartışmacı. Var mesela, bu insanlar var. Şu anda da var, yayında da varlar. Var Ya mı? tamam, var abi, şu tartışmayı bir öğrenelim ya. Ya tartışma konusunda sevgili arkadaşlar, bunu oturduğunuz her masada söyleyin. Herkes aynı fikirde olmak zorunda değildir. Herkes birbirinin fikrini dinlesin ve bizim Volkan hocamla mottomuz şudur. Birbirinizi ikna etmek üzerine konuşmayın. Fikir Asla. paylaşımı yapın. Sen de ki ben böyle düşünüyorum de. Ben diyeyim ki ben böyle düşünüyorum diye. Herkes fikirlerini söylesin. Yani aynı fikirde olmak üzere başkasına baskı yapmayın. Abi bizde çok var bu. Çok var. Ya biz nedense aynı fikirde olalım. O da benim giydiğimi giysin, benim yediğimi söylesin, benim içtiğim şarabı söylesin. Böyle bir ikna etme çabası içerisindeyiz hep yani. Nedense bilmiyorum. İyi mi hissettiriyor bu bize kendimizi bilmiyorum ama biz de yapmışızdır zamanda. Aynı şey ortam sohbetlerinde, tartışmalarda da fazlaca oluyor. Hepimiz aynı fikirde olalım. Ama o fikir etrafında biraz tartışalım. Onun dışında asla çıkmayalım. Hele karşı tarafla ilgili kesinlikle bir şey söylemeyelim. Çok fazla yaşadık yani bunu. Evet, bak şimdi Hasan mesela altta güzel bir yorum yapmış. Tartışmak bizde fikirlerimizi kabul ettirmek demek deniyor. Aslında bizdeki anlamı bu. Yani biz o kadar yanlış öğrenmişiz ki bunu, okulda mı öğrendik, nerede öğrendiysek. Tartışmak fikir paylaşımı. Ya zaten şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. Ben bunu yayınlarda hep söylüyorum. Tek bir doğru olsaydı, hepimiz aynı fikirde olsaydık, bilim olur muydu? Dünya düzdü o zaman. Dünya dümdüzdü o zaman. Mesela çok ciddi masalarda siyaset tartışmalar olur. Ya zaten herkes aynı fikirde olsaydı bilmem ne beyliği olurdu. Göktürkler olurdu. Değil mi Volkan hocam? Germiyan olurlar orada. Osmanlı. Ya zaten hiçbir şey bozulmazdı abi. Yani bu siyaseti tartışmaya gerek yok. Yani şu anki siyasi partiler yoktu zaten. Putlara tapıyorduk hala. Veya tekerlek bile yoktu ya. O kadar geriye gidin yani. Fikir çeşitliliği güzeldir. Bunu Aynen öyle ortamlarda abi. lütfen negatiflik konusuna getirmeyin. Ama bu kişileri de Volkan hocam, şu anda bir tanımlayalım yine, define edelim. Böyle kişiler var. Özellikle ortamlarda konu açıp seviyor bunlar bu konuları açmayı. Çok seviyor. Açıp ha ya sen de Tartışma böyle düşün. çıkarıyor. Evet ya, bunu yapmayın abi. Yani biz bunu rakı masasında anlatmıştık, rakı bölümünde. Bir masada özellikle iki kişi değilsen, 6 kişi, 8 kişi, 10 kişi, özellikle dün biz mesela mağdur olduk. Bu kadar kişinin hakkına girmeye hakkın yok. Biraz şey devrik bir cümle oldu ama bu kadar kişinin sohbetini bölmeye hakkın yok abi. Zamanını çalmaya hakkın yok. Hakkın yok. Şınaks diye de girerler böyle. Ben sana katılmıyorum. Böyle. Onlar bile dinler dinler dinler, böyle söz sıra bana gelsin diye bekler Volga. Kurulur Kurulur. Ben sana katılmıyorum. değil Katılma. mi Mesela bir de bu benim için önemli olacak sanıyorlar. Katılma diyorum. Orada şey oluyor. Donu yakalıyor. Katılma ya, benim için önemli değil ki senin benimle aynı fikirde olman. E tabii, çünkü sen ona böyle bir tepki vermelisin ki o da o Evet. gazla devam etmek istiyor yani. Aynen öyle. Herkesi değiştirmeye çalışıyorlar, ailenin dediği gibi. Mağdur olduk diyor. Bak Hasan'cığım haklı. Ya Hasan'la mesela ortak şeylerimiz var. Yani bir tartışma açılıyor. Abi orada Hasan da sohbet edecek. Ben de edeceğim ama iki kişi fikirlerini tartışıyor. Ama abi bizim de olmasa da hakkımız var. Evet, kesinlikle abi. Dolayısıyla bu hak yemeye giriyor. Tüm insanların enerjisini düşürüyor. Eğer çevrenizde sürekli tartışan insanlar varsa bunları çağırmayın abi. Masanıza falan çağırmayın. Ben Senin bu kadar fikrini net söyleyeyim. soran var mı? Vasat herif demek lazım ama daha neler demek lazım da diyemiyoruz. Ben ama kötü davranıyorum böyle Volkan insanlara. hocam kötü davranıyor. Onun örneklerini anlatacağım ben. Evet. Şimdi Volkan hocam temel bir giriş yapalım. Bu işi nasıl çözeceğimiz noktasında giriş yaparken şu köprülemeyi kurmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, çözüm önerisine geçerken şunu unutmayın. Bu insanların toksik olduğuyla ilgili farkındalıkları yoktur. Yok Masaraklı tabii. dedim. Bu insanların toksik olduklarına dair farkındalıkları yoktur. Böyle bir farkındalık uyandırma çabası, bu insanı düzeltme çabası verimli bir çaba değil, işe yaramaz.
Onlardan uzaklaşmak lazım. Zaten bu, yani çevrenizde böyle konuşan insanlar hepimizin varmış değil mi? Ama Çok hala var. var. Hala var tabii Hala var. tabii. Ve biz bu Volkan Hocam'la bunun çok klinik çalışmalarına katıldık. Ben hiç bunu kabul eden insan görmedim. Ya ben diyorum sana, ya oğlum bunu yapma, şöylesin, böylesin, negatifsin diyorum. Volkan Hoca diyor, öbürkü diyor. Ama abi diyor, size de bir şey söylenmiyor diyor. Ya ya deme, burada kaç kişiyiz? Burada hep beraber konuşacağız. Bir sohbet Kabul etmiyor. edeceğiz. Ha, kabul etmiyor, etmiyor. Ama diyor sen şunu bir kabul et diyor. Şu adam iyi değil diyor. Ya tamam ya, sen tek başına o adamı sev ya. Taraftar toplamaya çalışma kendine. Abi Neyse. senden bir parça almak istiyor illaki yani. Bir İstiyor yerine abi. onay ver istiyor yani. Tabii, Senin istiyor abi. çok Bu... güzel ya. Sen hiç bazen onay vermiyorsun ya. Ha. Öyle kalıyor anlatıyor anlatıyor. Anlatıyor, ben onaylayacağım sanıyor. Ben de böyle yani bir şey demiyorum. Bakıyor. Ya ben bir Değil de mi falan diyor deme diyor. arkasında böyle. Ben bir de şeyi söylerim. Ben öyle düşünmüyorum derim. Benim en sık Evet. kullandığım şeylerden biridir o. Ben sen gibi düşünmüyorum derim. Tahrik ediyor bazen o karşı Ha, tarafı. bu karşı taraf tahrik ediyor. Aslında ben bunu tahrik etmek için söylemiyorum bu arada. Yok evet. Senin belki söyleyiş tarzından olabilir o. Evet, ben biraz tahrik edici bir adamım Volkan. Benim sert şeylerim. Ben Evet. sen gibi düşünmüyorum deyince adam gıcık oluyor. Ben gibi düşünmüyorsun. Ne demek ben gibi Ne düşünmüyorum? demek ben gibi düşünmüyorum? Ya insanımız işte, bak Volkan Hocam ne dedik? Vodis olsun. Parada sevgi. Ya sevgi dolu bir insanda ben böyle şeyler görmedim abi. Sevgisiz insanlarda oluyor hep bunlar. Kesinlikle. Manipüle olayına da girmeniz gerek değil mi? Yani Demiş manipüle Orkun. eden kişiler mi? Ortamı manipüle eden insanlar mı Evet, bunlar? onlar da Evet. tam tersi doğru. Tabii. Aslında bunu genel olarak şöyle söyleyelim. Bu ortam bozan kişiler diyelim. Biz bu kişileri gruplayalım. Bu ortam bozan kişileri genel olarak ortamlardan uzaklaştırırsanız çözüme ulaşırsınız. Yani ben hiç şöyle bir örnek görmedim. Ya bu adam da hatasını anladı. Bir dahaki masada böyle bir hata yapmadı. Gördük mü Volkan Abi Hocam böyle inan örnekler? bak ben çok masaya da katıldım bu zamana kadar ve her masada da mutlaka böyle birisi olmuyor. Hep oluyor yani dinlediğim Oluyor ya. hikayelerde de hep var. Ya işte dün Var. bilmem kim geldi. Bütün gecemizi zehir etti, anlattı da anlattı. Ya arkadaş, herkes aynı şeyden muzdarip ama kimse çözmekle ilgili herhangi bir adım atmıyor. Dediğin gibi o Atmıyor. kişiyi gidip şey diyen yok. Ya ben seninle görüşmek istemiyorum. Anca işte yalanla, ya işte yarın müsait değiliz deyip arkasından iş çevirmeye çalışarak falan. O da yaptığını doğru sanıyor. Kesin eve gittiğinde şey diyordur ha. Dün akşam bir sohbet ettim. Bütün masa beni dinledi. Fikirlerime de Evet. saygı duydu. Hele o sarı kafalı çocuk yok muydu? Başta böyle böyle diyordu. Ben Ha. konuşunca o da ikna oldu, da O sustu da kaldı ikna oldu. falan. Öyle eve gidiyor o da yani. İşte bunlara bu Tabii. şeyi söylemedikçe kendilerinin de iyi olduğunu, buna da devam etme haklarının olduğunu sanıyorlar. Ben o yüzden burada sert müdahaleden Volkan Hocam, şimdi senin sert müdahale tekniklerini tartışacağız. yanayım. Oradan alınması gereken şeyler var. Ben sana katılıyorum. Sert müdahalenin gerekli olduğu yerler var. Onu da tartışacağız. Ama şimdi çözüm önerilerine geçelim. Body Talks sorunu tanımlar. Çok pardon ama her zaman bir çözüm önerisiyle gelir. Nasıl girdik buna? Şunu unutmayın arkadaşlar. Bu insanların farkındalığı yok. Farkındalık yaratma çabanız da çok işe yaramayacak. Peki ne yapacağız Volkan Hocam bu insanlara karşı? Biz Body Talks burada net guideline'ını verecek, önerilerini verecek. Bir, Volkan Hocam bir, ne yazık ki, yine ne yazık ki diyorum, biz küçüklükten itibaren sağlıklı sınırlar çizmeyi bilmiyoruz abi. Yani Gene mi geç. çocukluğa gittik Yine çocukluğa ben gideceğim. ya? Hocam Yani ya. ya bilmiyoruz Volkan. Yani şunu diyemiyoruz. Ya burası benim alanım. Bu alanıma giremezsin. Burası benim sınırlarım. Bu sınırlarımın içerisine girme. Biz bunu çizemiyoruz. Nedenini söyleyeyim çocukla ilgili birkaç konuda. Bize çocukken kimseyi üzmeme, büyüklere saygılı davranma, bilmem ne amcana aman şöyle deme. Mesela gelir adam senin yanağını sıkar. Ya niye sıkıyorsun abi sen? Elim Ay pis evet kokuyor. beni de öpüyorlardı sulu sulu. Bak hiç sevmezdim ama öptürmek zorundaydım kendimi. Evet abi, yani küçükken öpülüyorduk biz. Dedeler bana bayramda öpüyordu mesela. Ya ben dedem, sen beni ne öpüyorsun dede Ya dedem elini yıkamayı ya. bilmiyor. Ne gelmiş beni öpüyor ya. Şimdi bize küçükken bu sınırları çizmek öğretilmedi arkadaşlar. Yine devam edeyim ben. Ailen. Ailen senin alanına girdiğinde sınır çizebiliyor musun ailene? Hadi ben sana Yok. soruyu sorayım. Evet bak hep alttan al diye yetiştirilme. Neden Tabii. alttan alma? Koy tavrını söyle fikrini demiş ailen. Abi meşhur repliğimiz yok mu bizim abi? Aman Ali Rıza Bey, tadımız kaçmasın. Evet öyleyiz. Öyleyiz Ama ama işte öyle yaparak tadın daha çok kaçıyor. Aslında tavrını net koysan kimsenin tadı kaçmayacak. ya zaten Volkan Hocam senin temel mantığın ne?
Ya tadımız kaçacaksa onunki kaçsın abi. Benimki niye kaçıyor? Benimki niye kaçıyor? O gecem benim niye zehir oluyor? Onunki zehir olsun abi. 12 zehir olsun abi. O git yani, zaten bu adam farkındalığı, bu kadının farkındalığı yok. 12 zehir olsun. Ben eve gelip canım sıkkın bir şekilde uyuyacağım, o gece bir kalp kırılsın gerekiyorsa. Ya şimdi ben, yani bizim paramız sevgi de, ama yeri geldiğinde Bu kadar kalbimi de bir enstrüman olarak kullanırız. Bir enstrüman olarak kalp de kırabiliriz. kullanabiliriz. Kullanabiliriz. Şimdi o, yani inşallah gerekmez, ama onu da oraya geleceğiz. Şimdi Volkan hocam ne dedik? Sağlık sınırlar çizmeyi bilmiyoruz dedik abi. Öğretilmemiş bu bize. Bunu öğrenmemiz lazım. Şimdi herkes notlarına yazıyor. Sağlıklı sınırlar çizmeyi öğrenmem lazım. Tekrar edin. Öğrenmem lazım. Öğrenmem lazım. Sağlıklı sınırlar çizmeyi öğrenmeniz lazım. Sevgili arkadaşlar, sevgili Aylin. Bunu eşine, ailene, iş arkadaşlarına, demin Özgür'ün yorumlarından, ya sen o adama sınır çizdiğinde, ya böyle böyle negatif konuşmalar. Ben yakın dönemde çizdim mesela. Örnekle anlatacağım. Ben Öyle dedim bu mi? negatif, tabii, negatif konuşmalardan etkileniyorum. Bir WhatsApp grubu vardı. İşle ilgili mi? İşle ilgili. O gruptan çıktım. Aa. Evet. Yani buradaki negatif konuşmalar benim şeyimi düşürüyor, modumu düşürüyor. Bu negatif konuşmalar da, örneğini de anlatayım. Covid ile ilgiliydi. Covid başladığında oldu. Öf. Yeni Ya gündem şimdi, maddesi işte bu şeycilerin abi. ha bak, canlı bir örnek yapalım hep beraber. Şimdi çevrenizdeki sohbetlerde siz bunu yaşıyorsunuzdur. Covid başladı. Bu çok kötü şeyler olacak çünkü insanlar var ya. Abi bunlar görev vazifelerine başladılar. İşlerinin başlarına Yeni geçtiler. konu geldi onlara, yeni Yeni gündem konu geldi. geldi. Abi dediler Covid çok kötü olacak. Hepimiz öleceğiz, kırılacağız, Öleceğiz. mahvolacağız. Çok kötü öleceğiz dediler. Hem Ya şimdi bir konu oluyor mesela. öleceğiz hem çok kötü Ya öleceğiz, çok değil kötü öleceğiz diyor. Yani nefes mi? alamadan öleceğiz. Şimdi bu çok kötü ölümü resmetti bize. Tamam dedi. Çok kötü öleceğiz. Şimdi bir konu oluyor mesela. Sağlık Bakanı diyor şeyi ayarlamamış. Bilmem ne Neyi? işte. Ya yeterli hiçbir şey bulamamış. Ya Sağlık Bakanı Ha. hiçbir şey bulamıyor abi bu adama göre. Yani bu adama Sağlık Bakanı'nın kendini sevdiremedi bu adama göre. Ya şimdi ben Sağlık Bakanı'nın taraftarı değilim. Ne seveniyim ne sevmeyenim. Yani öyle bir gündemim bile yok onunla ilgili yani. Ya o kadar düşünmemi gerektirecek bir şey değil yani. Bir pozisyon değil. Sağlık Bakanlığı pozisyonu. Yani o pozisyonu ben başarılar diliyorum. İhalen Ama falan yok yani yok senin. ya yani, ben Sağlık Bakanlığı pozisyonunda aday da değilim ben. Sayın Bakan'a başarılar. Ama bir insan abi sürekli çok kötü denmez ya. Bu ben baktım Volkan Hocam. İkinci haftada falan benim şeyimi etkilemeye başladı abi. Kendi yatırım kararlarımı etkiliyor. Ben yatırım kararlarım önemli. Abi ben de paniğe kapıldım. Çok kötü şeyler olacak, Tabii. çok kötü şeyler olacak diye. Farklı yatırım modlarına geçmeye başladım. Günüm kötü geçiyor. Tabii canım, sabahtan alıyorsun o negatif enerjiyi. Bütün günün kötü geçiyor. Abi mesela Bakan Bey açıklama yapıyordu ya 6 saat 5'te 6'da. Abi Evet. bir başlıyor 1 saat saydırmaya. Benim bütün gecem kötü geçiyor abi. Rakamlar yanlış. Bu işi Aynen. beceremiyor. Heh. Bak çok güzel. Bak ölüler gizleniyor. Ya bir arkadaş diyor ki ya tavşan mı bunlar, nasıl gizlenecek ölüler diyor. Yani ya bir adam ölüyü nasıl gizleyecek yani, hani bir adam öldüyse der ki benim yakınım. Neyse yani konu yine şeye girmesin. En sonunda ben bu konuşacağım. Bu medeni kararımı sakin bir şekilde açıkladım. Gruba yazdın. Yazdım böyle böyle, ben bu konuları konuşmak istemiyorum dedim. Ve bu konuları hiç konuşmadım o günden bu yana. Hiç. Vay be. Sonra gruptan Sıfır. da çıktın. Ya grupta bir konuşma olmuyor şu an. Ben onları söyledikten sonra sessizlik oldu. Ha, grup da O grup gerildi. aynen. Yok gerilmedi. Tamam dendi. O benim, Bak ben başka sana kah... konusu yokmuş, görüyor musun grubun Yokmuş. abi? Ya Yokmuş da az abi. önce söylediğim şey, başka gündemi yok. Zaten olsa onu konuşacak. Evet. Vallahi bravo hocam. İyi yakaladım burayı. Başka gündemi yokmuş yani bu grubun. Ya olsa tamam o abi, Doğan bununla ilgili Ha. mutsuz der, başka bir şey anlatır yani adam. Yani hiç futboldan bilmiyorum bir adam, onu yaz bari, değil mi yani? Kesinlikle. Kesinlikle. Ben bu örneğimi anlattım. Ben bu örneği anlatırken kendi hayatımdan bir şeyde bulundum. Sizler de eminim dinlerken buna benzer örnekler kafanızda canlanmıştır. Arkadaş gruplarında, WhatsApp gruplarında eleştiri eleştiri eleştiri. Çok kötü şeyler olacak, çok kötü şeyler olacak. Bu insanların hiç, bu iletişime hiç faydası olmaz abi. Hiç kimseye Buradaki hiç temel şey faydası ne? yok. Sınırlarımızı çizeceğiz Volkan Hocam. Ben böyle bir şey duymak istemiyorum. Buna Evet. maruz kalmak istemiyorum. Çünkü maruz kalıyorsun orada ister istemez. Kesinlikle. Şimdi Volkan Hocam ne dedik? Beden bunun sinyalini veriyor. Yani sen bu insanla görüşmeye giderken ağır hissediyorsun. Mesela ben sana bedenin verdiği sinyallerden bir tanesini söyleyeyim. Herkes de bunu cebine koysun. Bak Mesela Ebru bazı... silmiş, 20 yıllık dostunuz silmiş negatif olduğu için. Çok iyi yapmışsın Ebru. Bu işin geci yok. Yani hiç şey yapma, 20 yıl geç kaldım diye düşünme.
Geç yok bu işlerde. Negatiflik belki soğandan gelmiştir ona da. Çevresinden bulaşmıştır. Ama yani onu silmekle çok doğru bir karar yapmışsın. Bak Ezgi de çıldırdı. Ezgi de Ezgi, yükseldi evet, abi. Ezgi hakarete başladı. O da dedi İşte bu ki benim tarzım geliyor yavaş aynen, o da dedi ki benim paranam Sevgi ama yeri geldiğinde yavaş. hakaretle Bacağını bir enstrüman olarak kullandı kullandı, biraz sertleşti. Çünkü yaşadı. Ben onu. anlattıkça yaşadı abi, ben resmettim ona. Yaşadı yaşadı. Yaşattırdım ona. Şimdi Volkan hocam, vücudun sana bir tüyo veriyordum ben. Bir dakika, Evet, tüyo ne veriyordum. veriyordu Tüyomuz vücudumuz? şu: ortama geldiğinde size ağırlık veren kişiler var mı? Ağırlık Veya böyle ne? benim Kötü buluşmam. hissettiriyor beni öyle mi? Ha, aynen, hafif hissettirmiyor. Mesela şöyle, akşam dört kişinin buluşacağı bir ortama gittiniz. Sen isim verme Volkan hocam, ben veriyorum. Mesela dediniz ki Tamam. Ali, Veli, Ahmet, Mehmet, Volkan. Akşamki ekip bu. Bu isimlerden herhangi biri size ağırlık yapıyorsa, yani onu duyduğunuzda bir can sıkıntısı oluyorsa, bu kişi o kişidir Şey abi. emojisi var ya. Ha. Ben onu atarım sana zaten. Kadroyu sorarım. Kadroda öyle isim varsa ben sana hemen Evet. yaparım yani. Şimdi burada vücut sana sinyalini verir. Eğer böyle hissettiğin bir kişi varsa işte bu kişi toksik kişi. Evet, geldi yine tipini diye Elifçim yine bugün bir katılım daha yaptı. Bu kişileri o isimle de adlandırabilirsin. Bu negatif insanları düzeltme çabası hayali mi yoksa ben mi çok iyimserim? Sen çok iyimsersin. Onu başta söyledik geçerken. Bu insanların zaten bu yaptıklarıyla ilgili farkındalığı olmadığını bilin arkadaşlar. Zaten bu yaptığıyla ilgili bu kişinin farkındalığı yok. Yani herhangi bu hareketin toksik olduğu ile ilgili bir farkındalığı yok bu insanın. Dolayısıyla düzeltmek yerine şu anki benim önerilerimi dinleyin. Bir, ne dedik? Önce sınırlarımızı çizeceğiz. Önce bak, bu kişiyi düzeltin dedim mi ben? Demedim. Ben demeden yapmayın. Ben ne diyorum? Önce Düzeltin sınırlarımızı. dedi mi bu adam Ben demedi. dedim mi ya düzeltin diye? Başka Ya başka program mı izliyorsunuz? Yani beğenme o zaman başkasının fikrini. kanaldan gelmiş Yani başka kanaldan. abi. Şimdi ben diyorum ki sınırlarımızı çizeceğiz. Bu kişiyi düzeltmektense diyeceksin, bu tür negatif konuşmalar, ben dili kullanacaksın. Hadi konumuz oraya kadar girdi. Bu tür negatif konuşmalar benim modumu düşürüyor. Ben duymak istemiyorum. Çünkü yine çok güzel tiyomuzu alalım. Sevilay buradaysa dinlesin bunu. Ben diyemiyordum diyordu. Çünkü şöyle dersen bu zaten bu adam sıkıntılı olduğu için tartışma çıkar. Ya sen de sürekli ortamı düşürüyorsun. Evet. Sen de sürekli tartışmacısın. Ne olur Volkan hocam? Gerginlik Sen çıkar. diline geçtin. O da sana bu Gerginlik sefer çıkar. cevap verir. Bu sefer der ki sen de şöyle yapıyorsun der oğlum. Aynen öyle. Bravo Volkan hocam. Ama şöyle dersen ne der? Ya arkadaşlar, bu tartışmayı başka zaman yapsanız. Ben bugün burada rakı içmeye, keyif almaya geldim. Veya ya benim bu negatif konuşmalarım beni çok düşürüyor. Ben bundan çabuk etkilenen biriyim. Ben istemiyorum. İşte Şimdi burada bitti. birkaç tane örnek, ben diliyle ben size örnek verdim. Bunu yapın. Bu işe yaramazsa bana DM'den yazın. Bravo. Çok güzel. Çok güzel. Esprili, mizaçlı bir insan olmak çok işe yarıyor. Şakayla karışık bayağı giydirebiliyorsun. Evet, doğru. Sevgili Başak Seda. Çok doğru. Zaten mizah her hayatın her alanında işe yarar. Bu ben dilini biraz da mizahla kullanırsanız zaten böyle ortamda bu mizah yönü insanlar daha da ortamı birleştirir. Ya hadi arkadaşlar, kapatalım, modumuzu düşürmeyelim diye bütün ortamı da kurtarabilirsiniz yeri geldiğinde. Ama temel mottomuz şu: bu insanları düzeltmeye çalışmak değil. Amacımız kendi sınırlarımızı, kendi bak elimle göstereyim, kendi sınırlarımızı çizmek. Çizmeyi de gösterdin. Çizmeyi de gösterdim. Şimdi Volkan hocam, gelelim tatsızlığa. Yani şu an tatsızlaşacak iş. Yeniden Emel çok değerlendirdik. rahat söylüyormuş. Ben seninle görüşmek istemiyorum. Evet, yani burada Emel daha yumuşak kelimelerle ben dili. Hani senle olan görüşmelerim beni düşürüyor veya negatif hissettiriyor, yoruyor. Böyle kibar kibar şeyler seçilebilir. Yani ben bu alanda hızlı çözümler bulamam. Düşünün siz. Daha güzel çözümler bulabilirsiniz. Ben dili kullanarak, ama bu tür şeylerde sen dili Evet tartışmaya bak sürükler bunu. Ezgi'nin söylediği doğru. Çünkü bana da diyor her isteyen aynı şeyi söyleyebiliyor. Kesinlikle öyle. Yani Tabii. bunu söylerken karşı taraf da senin rahatsız olduğun bir şeyden düzgün bir şekilde ifade ettiğinde sen de hayda dememen lazım yani değil mi? O da kendi Tabii. rahatsızlığını belirtmiş oluyor. Bravo güzel Tabii. katkı oldu. Aynen, yani siz bu yayını dinlerken diğer taraftan da herkes size şunu diyebilmeli: Ezgi, bu konuda konuşman hani benim hoşuma gitmiyor. Veya bu konudaki söylediklerine ben katılmıyorum. Bu açtığın konunun burada konuşulmasını istemiyorum dediğinde sen de bozulmayacaksın.
Temelde şuraya giriyoruz. Ya bize arkadaşlar sınırlarımızı çizme öğretilmedi. Herhangi birine de hayır bize dendiğinde biz tetikleniyoruz. Bunu silmemiz lazım kafamızda. Evet, kesinlikle öyle. Mesela Kendimizden bu başlayalım düzeltmeye. evet yani biri mesela dese ortamda gerginlik olur. Ya da ona, sen de her yerde tartışmalara katılıyorsun. Hep sen konuşmak istiyorsun desen normalde tam olgunlaşmamış, Vodiltoluk felsefesine erişmemiş bir insan bunu kaldıramayabilir. Evet. Tadı kaçar. Kaldıramayabilir. Şimdi zaten kaldıramazsa ne olur? O kısımlara geliyoruz yavaş yavaş. Volkan hocam. Şimdi ne yaptık? Sınırlarımızı çizdik. Bu kişinin farkındalığı yok. Bunu biliyoruz. Ben diliyle geri bildirimimizi verdik. Tamam. Şimdi level level gidiyoruz. İlk level'ı herkes anladı değil mi? Bir daha baştan özetledim. İkinci level. İlişkinizi değerlendirin. Kendinize sorun. Volkan hocam. Bu ilişki bana yarar mı getiriyor, zarar mı veriyor? Güzel. Şimdi sınırlarımızı çizmeye devam ediyoruz. Eğer bu ilişkinin sana zarar verdiğine dair, Bravo hatta Seda. fayda Güzel getirmediğine katkı. Çocukları olanlar çocuklarına bunu öğreterek başlayabilir. Bütün dünya kesinlikle, kurtulur yani. kesinlikle zaten aynen dünyanın kurtuluşu çocuklara zarar vermeyerek başlayacak. Biz sevgili Başak Seda'ya Vodotoks felsefemizi söyleyelim. Biz çocukların zaten mükemmel doğduğuna, insanların onları bozduğuna inanıyoruz. Bozduğuna inanıyoruz. Zaten çocuk istemediği şeye hayır der. Sen müdahale etmezsen de bu özelliğiyle güçlü bir şekilde büyür. Sen ona müdahale etme. Sen insanlara olan sınırların çizmesine engel olma. Zaten artık istismar konularında bile bu öğretiliyor çocuğa. Bunu öğrenmesi lazım çocukların. İstemediği şeyleri söylemesi ve alanını çizmesi. Annesi de olsa, babası da olsa, akrabası da olsa sana da diyebilmeli. Mesela bizde bir Tabii laf tabii. var. Anneye hayır denmez. Ya niye anneye hayır denmiyor ya? Bizim zamanımızda bir şey açıklanmıyordu bir de. Ya niye anneye hayır denmiyor diye soruyorsun. Cevap da Cevap da yok. yok. Anneye hayır Dayıya denmez. denir mi falan öyle şakalı bir cevap, şey de Aynen. soramıyor. Bir de mesela çok güzel bir laf daha söyleyeyim ben sana Volkan. Babaya karşı çıkılmaz. Öğretmene. Öğretmene de çıkılmaz. Öğretmen zaten öğretmen dedin mi? Ha? Benim bak suratım tadım kaçıyor ben öğretmen dedim mi? Öğretmene karşı çıkamaya çıkamaya sınır kalmadı ya. Öğretmenler haklı oldu. Öğretmenler günü diye bir şey çıktı ya bugünden. Sırf onlara karşı çıkılmasın diye mi oldu Evet abi kendilerine karşı çıkılmasın diye acaba? çocuklara yaptıkları zararlar konuşulmasın diye böyle şeyler çıktı kamuflajlar. Neyse şimdi biz konumuzu Haydi. dağıtmayalım. Dağıtmadan. Şimdi ne yaptık? Sınırımızı belirledik. Şimdi biz faydalı mı zararlı mı diye düşündük bu konuca. Doğru mu? Evet. Ben diyorum ki ben fayda getirmeyen ilişkiyi sokmam hayatıma. Bak ben biraz marjinal. Ama izleyicime bu kadar marjinal olmayacağım. Sana zarar veriyor diye düşün. Benim önerim çünkü en fazla vakit geçirdiğin 5 kişinin ortalamasısın ya. Hep Evet. yüksek insanlar tutmaya çalış hayatında. Düşük profilde Tabii çıkar. onlar senin hayatına girerlerse senden yüksek 5 kişi. Tabii abi sen de ya, zaten öyle öyle yükselsin. Bak hareket neydi? Yallah Tayzik. Yani düşük profiller hep yallah. Evet şimdi Volkan hocam fayda getirmediği, zararlı olduğu kısmında hemfikir olduk. Biz ne yapıyoruz şimdi? Öncelikle bir Volkan hocam bu şeyi söylemiştik, sınırı çizmiştik biz. Geçirdiğimiz zamanı sınırlıyoruz. Tamam. İlk şey bu. İlk level bu. Level 1 bu. Frekans düşürüyoruz buna. Teknik tabir kullanacağım şu an. Teknik Yani mi? teknik tabir kullandım. Bu insanlarla görüşme frekansımızı düşürüyoruz. Nedir bu frekans? Örneğin ayda bir görüşüyorsun. 3 ayda bir. Haftada bir görüşüyorsun. 2 haftada bir. Basamaklı şekilde kademeli azaltma dediğimiz yöntemle bu insanla görüşme sıklığını düşürüyorsun. Zaten bir süre sonra da kendi elemine olur gider. Bu doğal seleksiyona uğrar gider. Ama birinci maddemiz şeyi düşürmek, frekansı Peki gerçekten orada baştaki soru da önemli. Burada akrabaysa ne yapacak? Aynı evde yaşıyorsa ne yapacak? akrabaysa ona en son değinelim. Akrabaysa orada sınırları çizmek önce devreye girecek. Orada da frekansı düşürebilir abi. Eve mi gelsin? Hiç mi gitmesin eve? Ya mesela kim? Kardeşiyse mi? Evet, kardeşim demiş ya aynı evde yaşıyoruz Tamam. diye. Kardeşiyse şöyle. Önce sınır çizmeden başlayacağız abi yine. Ailesi engeldir büyük ihtimal bu sınırların çizilmesine. Yani kardeşi bu sınır ihlalini büyük ihtimal ailesinden aldığı güçle yapıyordur. Yani negatifse kardeşi şöyle. Tabii ki de eve gidecek ama kardeşiyle konuşmak zorunda mı evde? Onda da frekans çok rahat düşürebilir. Tabii ki de merhabalaşacak, yemek yiyecek, ne haber diyecek ama kendinde bu düşüş alanları yarattığı şeyleri konuşmayacak. Ya ben daha marjinali soruyorsanız aynı evde yaşıyor. Ben herkes kardeşle çok sık görüşmek zorunda değil ya. Ben
akrabalığın çok öğretilmiş bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani biriyle kan bağım var diye ben onunla çok yakın olmak zorunda değilim. Mesela benim hayattaki en yakın arkadaşım bu Okan. Aramızda bir kan bağı yok. Kendi kardeşimden daha sık görüşüyorum. Yani kan bağı bir insana sık görüşme yükümlülüğü getirmez. Bu bize öğretilmiş bir kalıptır. Bizim vodotok sorumuz nedir? Bu benim fikrim mi? Bana öğretilmiş mi? Bu benim fikrim değil mesela. Değil. Akrabanla sık görüşmek. Kardeş Devam. için dedi. Yani ben mesela bir insan kardeşiyle küsmesine katılıyorum. Bak küsmeyin abi. Küsme güçlü bir duygu. Biz de mesela bu görüşmediğimiz arkadaşlarla küs değilim ben. Merhabalaşırım, konuşurum. Ama görüşmemek özgürlüğüne sahibim. Görüşmüyorum. Evet. Daha az görüşüyorum. Bak, Kardeşimle de bu hakkım var. Naş demiş. Naş da Naş da güzel. güzel. Sevdim Naş. Daha iyi. Evet, Akrabayla Orkun sadece Aydın. özel günlerde görüşme olabilir demiş Orkun. Doğru. Pandemi iyiydi. Bahaneyle E tabii. görüşmüyorduk. Ha, özel Vallahi günlerde pandemi. görüşmesen ne olur? Evet, Anlamı özel var. günde hiç görüşme ya. Tabii. Ya mesela bayramlarda ziyaret bekler bazı akrabalar. Etmezsen ne olur abi? Hadi hep beraber tartışalım. Sevmediğin bir akrabanın yanına gitmek veya seni düşünen bir akrabanın yanına gitmek sana zarar veriyor. Ne dedik biz? Yıllarca gittik ya. Gittik. Yıllarca Doğan bak. 1-2 yıl değil ya. Değil abi değil. Çok gittik abi. O konuya Ben girersek. 38'e kadar falan gittim herhalde. Son 2-3 yıldır gitmiyorum yani. Evet. 4-5 olabilir max. Gittim. 35-36 sene bariz maruz kalmışız bak bu işe. Abi sınır ihlali bu da. Sınır ihlali de abi biz şimdi uyanabildik. O zaman sınır ihlali mi biliyorduk? Nereye götürseler gidiyorduk yani. Mesela Dedeye gidiyorduk. Ali dayılarına gidelim çok üzülürler. Ha, Ya üzülsün Ali gitmezsen dayı ya. Ali dayı üzülsün üzülürler. abi ya. Ya bugün bu Body Talks izleyicisi bu kararı alsın abi. Bu akrabalar üzülmeye başlasın artık. Yeter bu akrabalar ya. Ali dayılar Ali dayılar abi tam bunu üzecek. Body Talks artık bunun için geldi. Korkun Body Talks geldi. Winter is coming. Artık ziyaret yok. Bayram ziyareti kalktı. İstemiyoruz ya. Yeter ya. dayılara bak sen ya. Abi o biz bayram ziyaretlerinde el öpmedik mi abi? Ben el öpmek istemiyorum mesela. Bu manifestolar bölümünü bir daha çekelim bak sinirlendim ya. Çekelim. El öpmek istemiyorum. Ben karşıyım el öpülmesine ya. Siz hiç evin gelini olmadınız. Daha beter. Hem akraban değil hem tanımıyorsun bir de. Hani tabii Ya gelin sen olmadık da yani damat olduk biz de. Yani biz de maruz kaldık ona. Artık kim aramıyormuş diyor? Orkun. Ya bizim o evlilik bölümlerini dinlememişler. Bizim Başak evlilikle Seda ilgili demiş. Başak Seda çok güzel şeylerimiz var. Bizim bu Okan hocam da ikimiz de duluz. Benim eski eşimin bizim köy evinde 20 kişiye çay doldurmuşluğu var. O bölümü dinlemeni tavsiye ederim. Yani mesela o niye böyle bir şeye razı olsun ki? Ben eski eşim adına da konuşuyorum. Yani o da bir sınır ihlaliydi. Benim eniştem bu Okan hocam dediği gibi kim olduğu belli olmayan tanımsız enişte dedi ki benim eski Birisinin eşime. kocası. Aynen tanımsız kişilik UFO gibi dedi ki undefined. Hadi gelin kalk çay doldur dedi. Benim eski eşim anlamadı önce komutun ne olduğunu yani. Ya bu komut ne dedi yani bu ne alaka ya dedim çay doldur. Kodlanmamış böyle bir konu. Kodlanmamış ben de anlamadım. Ya gereksiz enişte yani niye sana çay dolduruluyor ya? Bak bir de İşte akrabaya göre giyindirilmiş. Ya evet ya neler var abi neler tamam ya. bu manifestomuzu yapıyoruz biz. Bitti bu. Bitti. Yok artık. Akraba ziyareti, akrabaya göre giyinme. Kendi sınırlarımızı çiziyoruz. Zaten biz toplumun istediklerine göre yaşama karşı çıktığımızı manifestomuzda söylemiştik. Ya bir dahaki bayrama var ya bak sen o akrabaların neler yapıyoruz biz Bir dahaki şimdi. bayram öncesi bayram özel yayını yapalım abi önce biz. Vallahi Body Talks bayram rehberi yapalım biz. Bayramda neler yapılmaması gerektiğini tek tek anlatalım. Özgürlükler Bayramı yapalım. Evet abi. Ya o kent reklamları falan hep mahvetti insanları Volkan. Vicdan azabıydı, şeydi. Dedeler üzülür bekler diye. Belki dede de istemiyor abi seni. Ya dede Hiç onu ister seven abi. yok. Dede ister. Vallahi ben isteyeceğimi pek düşünmüyorum Doğan abi dede Ya olunca. Ben bakarım kesinlikle. keyfime abi ne yapacağım çoluk çocuğu zaten kafam şişmiş çoluktan çocuktan gelmişim 70 yaşına. Çok isteyecek gibi durmuyorum ben yani. Ya biz istemeyiz. Biz zaten uğurla huzur evinde olacağımız için. E aynen abi ne yapacaksın oraya şimdi Ya belki Doğukan'ın bayrama çocuğu gelse bayram. sen ne yapacaksın Doğukan'ın çocuğunu orada? Evet, ne yapayım ben? Çocuk bir de niye gelsin oralara ya? Zaten Kafasına göre takıl. yılmışız çocuktan o da Yıldık takılsın yıldık sen ya. Gerçekten yıldık. de Yani bu konuşacağım. Sonuç olarak şu. Bayram özel yayınını yapıyoruz. Bu bayram ziyaretlerini bitiriyoruz. Onu biz engel olacağız. Fakat şu. Bu sınırı çizdiğimiz kişiyle görüşme frekansını azaltıyoruz. Ha, gelelim şimdi en son tartışma noktasına. Haydi Görüşme bakalım. frekansını azalttın. Bazı durumlar oluyor ki artık bu işler çözümsüz. Senden mi gitsin, ondan mı gitsin?
Biz bu yayından önce Clubhouse'da böyle bir case tartıştık. Bazen işte kibar olsak mı olmasak mı konusu var. Bu insanların hayattan çıkarılmasına ben taraftarım. Eğer zarar verme noktasına geliyorsa. Diyelim ki case'imiz şöyle olsun. Örnek. Bir ortamdasınız. Böyle bir insan ortamı domine etti. Ve ortamla ilgili senin aldığın keyfi azaltmaya başladı. Şimdi bizim Volkan hocamla bununla ilgili bir örneğimiz var. Böyle bir insan ortamda olduğunda mesela gelene diyor ki sen bana merhaba demedin. İşte bir konu oluyor. Abi, kendi işi konuşuyorsun istiyor falan. Neyse Volkan hocam bunu azarladı. Olay böyle gerçekleşiyor. Kendisi de şeye yükseldiği için azarladı bu arkadaşı. Alkolün bana verdiği etkiyi. Şöyle kırdı. Kırıcı konuştu mesela. Ya biz kalp kırmayı istemeyiz. Şimdi bu yaptığı şey tabii ki de kalp kırmanın dozu önemli ama ben de mesela o gün dedim ki Volkan hocam ya dedim boş ver bu deliye niye sen dedim şey yapıyorsun. Niye dedim delilen deli oluyorsun. Olurum. Sonra olurum dedi. Bana da olurum dedi. Abi karışma bana olacağım dedi. Sonra ben düşündüm. Ben böyle düşünüp kendi kendime çok uyanışlar ampul patlaması olur bende. Senin böyle uyanışların var. Ya ampulüm de burada olsaydı şöyle ampul yanması yapardım kendime. Hani YouTube'da eklesen oraya. Bir gün bu uyanma geldi bana. Bir aydınlanmayla beraber böyle gözüme şöyle ışık geldi. Ben aydınlandım. Ya dedim niye benden gidiyor ya? Deliyse deli niye bizden gidiyor ya? Bizim o bir saatimizin geri tekrar var mı? Geri gelme süresi var mı? Yok. Yok. Ve ne kadar da güzel, keyifli bir ortamdaydık değil mi? Tabii, böyle tatilimizdeydik aynen. Ya. Tatilimdi diyorum ya. Ya tatiliydi adamın. Yani. Mesela dün yine oldu. Bir tane arkadaşımız kendi bir arkadaşını davet etmiş masaya. Bizlere sormadan. Neyse arkadaşımızın arkadaşı arkadaşımızdır denebilir. Ben demem bu arada. Yani denebilir diyorum bak. Ben hatta gıcık bile olabilirim. Aynen ben demem abi. Bir masaya birini davet ediyorsan herkesin tanıdığı biri olmasında fayda var. Neyse gelsin. Önemli değil. Hadi ya gelsin. Yeni gelen bir adam bir saat boyunca masayı domine etti abi. Gidiyor öbürküne diyor ben diyorsun şu konuyla ilgili fikir sahibi. Ya bir tane mahallede bizim arkadaşımız doğma büyüme o mahalleli. O mahalledeki aidatlarla ilgili fikir sahibi oluyor Volkan. Diyor ki bu diyor mahallenin diyor aidatları 1500 diyor. Çocuk da diyor ki ya diyor ben bu sitede 90'dan beri oturuyorum. Hiç öyle bir aidat olmadı. Diyor. Hayır diyor öyle diyor. Allah Allah konuya bak. Konuya bak. Ya benim bir saatim bitti ya. Neyse böyle bir şey olduğunda ne yapmamız lazım Volkan hocam? Artık ben burada senin yöntemine katılıyorum. Seni destekliyorum. Ben bu bir saatimin gitmesine izin vermeyeceğim bundan sonra. Kesinlikle abi burada hani söylem sert olur, evet. Yumuşak olur. Sert olmasın söylem tabii ki. Hani o gün benim yaptığım da öyle alkollü ortamın şeyinden de olabilir. Şımarmışımdır da yani belki biraz örnekte, ama. Örnekte kalp kırma olmaz. Ama dediğin gibi kesinlikle yaklaşım doğru. Hani burada artık hani son noktaya geldiysen sert olunabilir belki ama bu senin söylediğin gibi ya ben bunu dinlemek istemiyorum, duymak istemiyorum. Zaten o gün gerçekten biz maraton ekibi olarak İstanbul'a gittik. Çok keyifli evet. Bir meyhanedeydik bir de yani. Şimdi çok böyle güzel hatırlayacağımız anılardan bir tanesi değil mi? Kaç defa böyle bir ortamdayız. Şimdi oraya bir tane dangalağın yüzünden 15-20 kişinin enerjisini düşürmeye ne gerek var? Orada bir hırlarsın böyle. Hop dağıtacaksın ortamı, gidecek sonra devam edeceksin tabii. Yani. Aynen. Ben sana şeye katılıyorum orada. Orada dozu bir tık yükseltip ya bu konuları başka zaman konuşsan olur mu deyip böyle tersleyip bu konuları başka zaman konuşsan olur mu mesela hoşuma gitti benim. Keşke hav deseydim ben. Dün ben de ona tut mu deseydim. Hayır dün bir saatimiz gitti bizim ya. Gitti değil mi bak? Gitti hala abi onu yani. Anlatıyorsun abi. Onu anlatıyorum. Bak, İşte bir dahakine yapmayacaksın. Bir dahakine yapmayacağım abi. Ben bir dahakine gerekiyorsa bak Doğan hocanız manifestolarını sert yapar. O oraya gelen arkadaşla da görüşmem abi. Benim hayatımda biz stoacıyız. Aynen öyle stoacıyız. Abi. Neyi yani ne diyiz biz? Stoacılık ne? Hayatın primer yaşama amacı mutlu yaşam sürmektir. Doğru mu Volkan hocam? Kesinlikle. Başka bir amacı olabilir mi yok, bu hayatın? Body Talks felsefemizin temeli şu. Temelinde en tabanında şu var. Body Talks hayattan mutlu olma amacını güdüyor. E şimdi benim bir saatim gittiyse ben başlarım böyle. Ya Volkan. Benim bir saatim gitti. Ve abi sizin en de bak, keyifli. Başak kim dedi? Başak mı dedi? Elif mi demişti? Yani dediğin gibi buraya bile domine etti. Buraya bile yani. Şu an gerdi ya. Gerdi adam ya. Neyse bu adamları da Volkan hocam biz bugün Body Talks'ta hep beraber kazanıyoruz. Tamam biraz geriliyoruz arkadaşlar kabul ediyorum ama kazanıyoruz. Bir dahakinde ona şu an söyleyeceğimizle yapacağımızla ilgili kafamız net. Evet Volkan hocam ben
Şey dosyamı kapatıyorum. Tamamladın Tamamladığımı düşünüyorum ben. mı? Güzel tamamladın. Güzel Güzel anlattın. tamamladık. Bugün çok kazandı. Abi bugün izleyici, dinleyici kazan kazan bir hal oldu. Artık 20 Şubat 2021 itibariyle hiç kimse eskisi gibi olmayacak Volkan. Bence de olmamalı. Bence Olmamalı. bu ışık yakıldı yine bugün. Yakıldı. Kazandı. Biz bugün ne anlatmaya çalıştık? Toksik Biz insan bugün kimdir? akrabalarınıza tükürün dedik. Ne dedik Tükür. başka? Ya bacağında Masalarda tükürler havlayın olsun. dedik. Bacağınızı uzatın dedik. Bayağı güzel Aynen. önerilerde bulunduk bugün yani. Bulundu. Biz bugün bu toksik insanlar hepimizin hayatında var. Yaptığımız ankette de çıktı. Bak anket sonuçlarını da söylememiştik. Onu da söyleyelim. 125 cevap geldi. 96 kişi evet benim hayatımda böyle biri var demiş. Evet böyle birileri vardı ama artık bu toksik insanların hayatınıza olan etkileri ve bu insanları da hayatınızdan nasıl uzaklaştıracağına dair elinizde güçlü bir silah var. Body Talks felsefesi. Santim Kesinlikle. santim basamak basamak bu insanları nasıl tanırsınız? Nasıl yaklaşırsınız? Hangi kelimeleri kullanırsınız? Hangi basamakları giderek frekanslandırırsınız? Hepsini anlattık. Bundan sonra bu insanların hayatımızda yeri yok. Hep beraber çıkaracağız. Yallah Hareket de bu. Yallah Tayyip. tazik. Naş var, naşı da ekledik. Aynen. Naşe ekledik. Çok güzel bir yayın oldu. Güzel yayın Aşağıdan oldu Doğan abi. yorumlar. Yine harika hazırlanmışsın. Güzel kağıtlarınla geldin karşımıza. Ses kaliten, görüntü kaliten, teknik hazırlığın çok iyi. Evet. Ben teşekkür ederim Teşekkürler. sana. Çok güzel bir yayındı. Doluydum da Volkan. Biraz doluydum da bu konuyla ilgili. Güzel Dolu anlattın. da bayağı da dolu gelmişsin. Ben de doluydum. Evet. Yüksek girelim istedim zaten bu konuya. Evet. Ondan sonra dediğin gibi istersen after party'de Clubhouse'da yapabiliriz, devam edebiliriz yani. Evet, şimdi biz Clubhouse burayı kapatıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bugün izleyicimiz yine çok iyiydi Volkan Hocam. Bombastikti. Çok güzel katıldı. Sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz. Hediyelerini de gönderdik. Hediye almayanlar varsa yazsınlar. Biz Evet hediyeleşmeyi ya, severiz. hediyeler gerçekten çok güzel oldu. Buradan Hande'ye de teşekkürler, dinliyorsa bizi. Evet. Yapım aşamasında destek oldu. Doğan hocam da böyle harika bir güzellik düşündü ve bunu tüm Türkiye'ye yaydı. Ona da sizin adınıza ben tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel düşündü. Evet, sevgili izleyicilerimiz, iyi ki varsınız. Bir sonraki Body Talks bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız, esen kalınız. Hoşça kalın.